Gözlüğü yapacağınız işlemleri hazırlamak için öncelikle antenleri söküyorum. Gözlüğün şu faceplate çok kolay çıkabiliyor. Bana engel olmaması için şu kafa matlarını da çıkartıyorum. Aklıma gelmişken belirteyim, gözlükle ilgili yapabileceğiniz bir başka upgrade de şu köpük, yüzünüze oturan köpüğü ve de bu köpüğün faceplate'e yapışmasını sağlayan bantı temin ederek bunlara değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben şu an için gerek duymadım. Bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Bu gözlükle ilgili field of view, FOV, yani sizin görüş açınızla ilgili çok eleştirileri oldu piyasada. Çok düşük olmasından kaynaklı 22 derecelik bir FOV. 22 derecelik bir FOV değeri var. Eğer ki modifikasyon için, yani şu köpüğü değişimi için ürün alacaksanız öncelikle araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü upgrade olarak bahsedilen köpük bundan daha kalın. Bu da demek oluyor ki yüzünüz gözlüğün lenslerinden daha uzak bir mesafede kalacak. Yani gözleriniz daha uzak bir mesafede kalacak. Bu nedenle field of view, görüş açınız daha da düşecektir. YouTube üzerinde bazı videolarda bunu tamamen sökerek çok daha ince bir köpükle değiştirildiğini de gördüm. Süngerle değiştirildiğini de gördüm. Ben DVR'ı da sökeceğim. Mümkün olduğunca işlemleri daha rahat yapabilmek açısından. Gözlüğü aldığım zaman takmıştım. İlk defa çıkartıyorum bu DVR'ı yerinden. Gözlüğü sökme işlemlerine başlayabiliriz. Gözlüğü sökmek için 4 tane vida var. Bu 4 vidayı sökmeniz yeterli. Gözlüğü ayırırken en çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim konu şu ön tarafında, içeride ben daha önceden açtığım için biliyorum. Ön tarafında içerideki ayak karta, mainboard'una çok yakın. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Kesinlikle bir tornavida veya sert bir cisim sokmaya çalışmayın. Mümkünse bir kırık pervane kolu kullanırsanız veya bu tip söküm işlemlerinde kullanılan, özellikle telefoncuların kullandığı plastik aparatlardan kullanırsanız çok iyi olur. Aksi takdirde gözlüğünüzün anakartına zarar vermeniz kuvvetle muhtemel. Şuradan sol taraftan ayırarak başlıyorum. Sağ taraftan ayırarak başlıyorum. Biraz zor. İşte çok kolay değil. İlk seferinde bir hali uğraştırmıştı. Şimdi uğraştıracak gibi. Ayrıldı diğer tarafı. Evet. Şimdi bunu yavaşça göstereyim. Bu ayırma işlemi yaptığınızda bir anda açmayın. Çünkü şu fanın kablosu var. O fanın kablosunu zarar vermek istemeyeceksinizdir. O yüzden çok dikkatli olun. Ben ilk açtığımda şöyle yakından göstermeye çalışayım. Ben gözlüğü ilk açtığımda şuradaki kapasitörü açıkçası zedeledim, yerinden oynattım. Daha sonra bir lehimleme, basit bir lehimleme ile yerine oturtabildim. Burada ben
fanla ilgili herhangi bir işlem olmayacağı için şu fanı öncelikle lehimlerini sökeceğim. Bu şekilde daha kolay işlem yapacağım. Şimdi bir havyamı ıslarak lehimleme işlemlerine başlamak için hazırlık yapacağım. Evet arkadaşlar, şu an havyam ısındı. Öncelikle şu fan kablolarını sökerek işlemlere başlıyorum. Artık şu plakayla hiçbir işim kalmadı. Anakartı şuradaki 4 tane vidasını sökeceğim. Daha sonra lenslere görüntü bağlantısını yapan şu kabloları sökeceğim. Burada dikkat etmenize gereken husus şu klips. Şu klipsi çok hafif şekilde açıp daha sonra kabloyu bağlantı çözmeniz lazım. Aksi takdirde zarar verebilirsiniz. Ben bunu unutmadan şöyle tırnağımla çok hafif açıp kolayca ayırıyorum. Burada çok hassas işlem yapmanız lazım. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan bir hasar verebilirsiniz. Evet, vidaları söktük. Şimdi anakartı gövdeden ayırıyorum. Burada altta tekrar fanın açma kapama düğmesinin bağlantısı var. Onu da söküyorum. Şu an bu alt kısmında hiçbir işimiz kalmadı. Yapacağımız bütün işlemler bu anakart üzerinde olacak. Anakart üzerinde yapacağım işlemleri tekrar bahsetmek istiyorum. Birinci modifikasyondan başlayayım. Öncelikle basit olacak olan anakartın şurada gördüğünüz anakart üzerinde şurada gördüğünüz şu çipi sökeceğim. Biraz odaklanmaya çalışayım. Burada anakartı üzerinden şu çipi sökeceğim. Şu köşedeki noktayı unutmayın arkadaşlar. Sol alt tarafta kalıyor. Bu çok önemli çünkü yerine koyacağımız çipin de aynı bu şekilde koymamız gerekiyor. Lehimlerken şu noktanın sol alt tarafta kaldığını dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi söküm işlemine ben sıcak hava tabancasıyla yapacağım. Sıcak hava tabancasıyla burayı ısıtarak yapacağım. Benim kullanacağım sıcak hava tabancası bu işlemler için çok uygun değil çünkü ağız geniş bir ağzı var. Dar ağızlı bir havacılarınızda çok daha kolay sökersiniz. Eğer ki hava tabancanız yoksa lehimle sökmeye çalışmamanızı tavsiye ederim. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lehimle sökmek çok zor olacaktır. Bir telefoncu veya elektrikçi götürürseniz sizin için bunu çok kolay birkaç dakika içinde söküp vereceğiniz şu çipi de yerine takacaktır. Ben şimdi işlemlere başlamak istiyorum. Lehim pastası biraz süreceğim. Çok amatörce yaparım ben bu işleri genelde. Şöyle kırık bir pervane. Az önce başka bir amaçla kullandım. Şimdi buraya pasta uygulamak için kullanıyorum. Biraz ısıtıyorum. Bu esnada benim hava tabancamın az geniş olduğu için diğer parçalar ısınıyor. Çok dikkat etmem lazım. Şu an biraz yokluyorum. Henüz hazır değil. Parça yeterli ısınmadı.
Evet, parça ısındıktan sonra gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde alabilmiş oldum parçayı. Tabi bu esnada biraz da şuradaki buzzer'ı eritmiş olduk. Buzzer da ötmeyecekti büyük ihtimal. Çünkü biraz ısıyı yükseltmem gerekti. Evet, bu buzzer'ı da bizim değiştirmemiz gerekecek. Bu esnada kartımı bu yüzünde yapacağım işlemi bahsetmek istiyorum. Karttan şu antenleri bağlantınız, SMA bağlantını sökeceğim. Şurada gördüğünüz sağdaki antene giden şu kabloyu da sökerek bu kablonun da bağlantını sökeceğim. Daha sonra şu verici yerinden alacağım. Vericiyi de aynı şekilde sökeceğim. Çünkü en son görmüştünüz. Gözlüğün kendi alıcısını yerinden sökmüştük. Soldaki anteni de yerinden söktüm. Bunu özellikle sökme sebebim antenler hiçbir işime yaramayacak. Anten SMA'lar daha doğrusu hiçbir işime yaramayacak. Ama benim yapmak istediğim burada şu soldaki antenin çıkışı için hazırda açılmış delikleri kabloların çıkışı için kullanabilmek. Böylelikle gözlüğe herhangi bir başka bir delik vesaire açmam gerekmeyecek. Şimdi gözlüğün anakartı şöyle duruyor olacak. Üst plakada böyle geliyor. Modül box burada. Modül de bunun içinde bu şekilde duracak. Ben şöyle yapacağım. Öncelikle şurada gördüğünüz, yakından gösterelim. Şurada gördüğünüz 9 tane pet. Bunların ne oldukları aynı şekilde modül üzerindeki 9 tane pinin neler olduklarını, hangisi audio, hangisi video ve diğer bağlantıların neler olduklarını görüldüğü üzere alıcı modülde button 1, button 2, button 3, video, audio, audio, ground, BX ve 5 volt. Gözlüğün alıcı modülü yerinde sıralama farklı. Burada audio, video, audio, RSI, VCC, Ground, Speak GS2, Spy GS1, Speak GS0 olarak gidiyor. Burada biz modülün kumandasını gözlükten yapmayacağımız için şuradaki fonksiyon butonuyla yapacağımız için her ne kadar resimde göstermiş olsam da button 1, button 2, button 3 bağlantılarını yapmayacağım. Özellikle yapacağımız bağlantılar şöyle arkadaşlar. Ses için audio. Burada şöyle bir durum var. İki audio'dan bir tanesi sağ, bir tanesi sol. Ancak ben hangisinin sağ, hangisinin sol olduğunu bilemiyorum. O yüzden deneme olarak yapacağım. Eğer işe yaramazsa daha sonra bunları değiştireceğim. Bu değiştirme konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağız çünkü ortadaki üçlü. Video, audio, audio. Eğer buna uymazsa şu ikisinin yerini şurada çok kolay sökülüp takılıp değiştirerek yapmış olacağım. Resimde biraz önce gördüğünüz üzere araya bir 5 volt back eklememiz gerekiyor. Çünkü kart üzerindeki güç 5 volt değil. VCC yani pilinden gelen direkt voltaj, o da 7.4. Bu nedenle buraya bir 5 volt back ekleyeceğim. Şuradaki alıcı yerini de boşaltmış olduğum için buraya gayet güzel konumlandırabileceğim. Şimdi bu işlemlerle ilgili hazırlıkları yapıp işlemlerin yapımına geçeceğim birazdan. Gözlüğün anakartını alt parçaya geri yerleştirdim.
herhangi bir yere bir delik açma veya herhangi bir altta başka bir işlem yapmayacağımız için gözün yerinde daha rahat çalışılacağını düşündüm. O yüzden tekrar yerine yerleştiriyorum. Şu kabloları kullanacağım. İhtiyacım olacak kablo mesafesi. Şu şekilde durduğunu düşünürsek sadece şurada bir işlem yapmam gerekecek. Şu delikten bütün kabloların geçeceğini zannetmiyorum. Şu deliği birazcık büyütmem gerekecek. Ancak bunu daha sonra da yapabilirim. Acil bir işlem değil. Şöyle takacak olduğumu farz ediyorum. Şöyle bir gelecek. Altta kalacak bu kablolar yandan, yani şuradan yukarı gelecek gözlüğün içine girmek için ve şöyle bir mesafe ve hemen hemen sanırım kablonun tamamını kullanıyor olacağım, çünkü şöyle göstereyim, böyle gelecek yukarı, oradan şu anten girişine kadar, anten girişinin içinden ve buraya gelecek. Yani şöyle bir kabloya ihtiyacım olacak. Fazlalığı içeride toplayabiliriz. Alt üçlüye taktım düşünürsem kalacak. Yukarı gelecek. Evet, en ucundan kesmem lazım ki herhangi bir kısa kaldı yetmedi derdi yaşamayalım. Şu an modülle bir işimiz yok. Şu kablonun fazlasını kesiyorum. Şimdi kabloları lehimlemeye hazırlayacağım. Şuradaki 9 tane pede lehimleyeceğim. Herhangi bir sallantı veya harekette oynamamaları için lehimledikten sonra bunların üzerini sıcak silikonla kaplayacağım. Ayrıca ground ve 5 volt bağlantısının içinde araya bir back devresi ekleyeceğim. Elimde bir adet yedekte bulunuyor olması gerekiyor. Kabloları hazırladıktan sonra işlemine devam edeceğiz.